Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizlere çıtır çıtır enfes simit tarifi vereceğim. Malzemelerimi hazırladım. Tarifime geçmeden önce kanalıma abone olup videolarıma like atarsanız çok sevinirim. Buyurun tarifimize geçelim. Evet arkadaşlar, öncelikle yoğurma kabımızın içerisine bir paket yaş mayamızı ufalıyoruz. Arkadaşlar yaş maya yerine kuru toz maya da istat kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Şöyle ufaladım ve içerisine klasik su bardaklarıyla bir su bardağı ılık suyumu döküyorum. Ve bir su bardağı da ılık sütüm var. Sütümü de döküyorum içerisine. Su ve sütümüzün ılık olmasına dikkat ediyoruz. Kesinlikle sıcak veya soğuk olmasın, ılık olması gerekiyor. Burada da bir yemek kaşığı toz şekerim var. Onu da böyle üzerine serpiştiriyorum. Ve 2-3 dakika kadar mayamın aktifleşmesini bekliyorum. Mayam aktifleşti. Şimdi içerisine böyle klasik su bardaklarıyla bir su bardağı ayçiçek yağımı döküyorum. Ve bir adet de küçük boy yumurta kıracağım. Arkadaşlar yumurta kırmasanız dahi bu simiti yapabilirsiniz. Ama ben böyle bir küçük adet kırıyorum. Ve şimdi bu malzemeleri elimle güzelce karıştırıyorum. Arkadaşlar bu arada yumurtamı yıkayıp kurulayıp öyle buraya koymuştum. O yüzden ellerimi yıkamadım. Evet, iyice karıştırdım. Şimdi azar azar unumu ilave ediyorum. Unumun üzerine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi azar azar unumu ilave ederek güzel bir hamur yoğuruyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi size yumuşaklığını göstermek istiyorum. Bakın böyle bu yumuşaklıkta, böyle kulak memesi yumuşaklığından hafif böyle sert bir hamur yoğuruyoruz. Çok fazla yumuşak olmasın. Şimdi arkadaşlar benim hamuruma klasik su bardaklarıyla 7 su bardağı artı 2 yemek kaşığı un gitti. Böyle yemek kaşığıyla. Ama siz yine de kontrollü bir şekilde ununuzu ekleyerek bu yumuşaklıkta bir hamur yoğurun. Şimdi leğenimin kapağını kapatıyorum ve hamurumun üzerine örteceğim. Sıcak bir ortamda mayalanmaya bırakacağım. Evet arkadaşlar, hamurum mayalandı. Bakın böyle çok güzel bir şekilde puf puf mayalandı. Şimdi burada yarım orta boy çay bardağı üzüm pekmezim vardı. Bir klasik su bardağı da suyum vardı. Bunları geniş bir kabın içerisine aldım ve suyla pekmezi güzelce karıştırdım. Şimdi bu bardaklarımı şöyle kenara alayım. Arkadaşlar hamurumuzu böyle toparlıyoruz. Böyle mayasını alıyoruz yani. Evet, şimdi simitlerimize şekil vereceğiz. Şöyle hamurumdan bir bezi alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi mandalina büyüklüğünde, çok büyük de değil, bezemi alıyorum ve avucumun orta yerinde yuvarlıyorum. Ve uzun fitiller yapacağım. Şunu şöyle tepsimin içerisine bırakayım ki yerim geniş olsun. Evet, böyle bu büyüklükte uzun fitiller yapıyoruz. Şimdi aynı şekilde bir tane daha yapacağım. Evet, bu fitilimi de tamamladım. Şimdi arkadaşlar size göstereyim nasıl şekil verecekseniz. Böyle bu iki ucunu birleştiriyoruz. Şurayı da aynı şekilde böyle birleştirdim. Şöyle simidimize şekil veriyorum. Yani birbirine doluyoruz kısacası. Şöyle doladım. Şimdi burayı bu şekilde itekleyeceğim. Bu elimle. Bunu da bu tarafa doğru çekeceğim. İşte bu kadar. Evet. Şimdi simit şekli veriyoruz. Bakın böyle bu iki ucunu birleştiriyorum. Şöyle elimle güzelce bastırarak simidime şeklini veriyorum. İşte bu kadar arkadaşlar. Şimdi buradaki pekmezli suyumun içerisine simidimin her yerini bu şekilde buluyorum. Tabii arkadaşlar bütün simitlerimizi yapalım. En son böyle pekmezli suya simide bulayalım. Yoksa eliniz hep batar, diğer hamurunuzu da yapmakta zorlanırsınız.
Şimdi ben size göstermek için bu şekilde ilkini yaptım. Böyle, evet, mükemmel oldu. Böyle her tarafını simitimizi susama buladık ve yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine yerleştiriyorum. Şimdi ben simitlerimi bu şekle vereceğim ve tepsimin içerisine dizeceğim. Evet, ilk tepsimi yaptım arkadaşlar. Şimdi fırına atıyorum. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırına göndereceğim şimdi simitlerimi ve diğer tepsime geçeceğim. Pişince görüşmek üzere diyorum. Evet arkadaşlar, simitlerim pişti. Şimdi fırından çıkarma zamanı. Aman Allah'ım, mis mis mis. Arkadaşlar şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Çıtır çıtır mis gibi simitlerim fırından çıktı. Şimdi diğer tepsimi de hemen fırına atıyorum. Bu arada arkadaşlar benim verdiğim ölçüden ve benim yaptığım boyuttaki toplardan tam olarak 11 adet simit çıktı. Böyle bu boyda. Şimdi size böyle altını da göstereyim. Böyle altı üstü nar gibi kızarınca, ay çok sıcakmış. Fırından alıyoruz. Arkadaşlar benim fırınımda tam olarak 35 dakikada çok güzel bir şekilde simitlerim pişti. Ama siz yine de kontrollü bir şekilde pişirin simitlerinizi. Çünkü herkesin fırınında değişiklik gösterebilir. O yüzden kontrollü bir şekilde simitlerimizi pişiriyoruz. Bu arada arkadaşlar videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum bölümüne bir kalp bırakırsanız çok sevinirim. Kalp, böcek, çiçek. Ben de bileyim ki buraya kadar izlediğinizi. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin diyorum. Bir başka videomda, bir başka tarifimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.